Tarih kitaplarında Viyana kapılarına dayanan padişahtı. Onun sayesinde ete kemiğe bürünüp aramıza karıştı. Hep övündüğümüz Kanuni'yi hayranlık duymamıza ama zaman zaman kızmamıza da neden oldu. Şehzade Mustafa'nın ölüm sahnesinde gözlerindeki o hırsı ve hüznü anlatmaya kelimeler yetersiz kalabilir. Hemen vermek istemiyorum. Öncelikle duygularınızı öğrenmek istiyorum. Yılın adamı olmak nasıl bir duygu? Bu biraz ani oldu. Yani yılın adamı olmak ani değil de bir anda hemen buraya çıkmak. Şimdi tabii çok göz önünde bir iş yapıyoruz. Pek çok insan da bizi yaptığımız işle ve kameraların karşısındaki duruşumuzla tanıyorlar. Öncelikle sevdiğim işi yapabildiğim için şükrediyorum. Bence insanın hayatındaki en önemli şey sevdiği bir eşe ve sevdiği bir işe sahip olabilmesi. Geri kalan her şey bu ikisi sayesinde bol çalışma, çekilen acılar, sıkıntılar, vakitsizlik vesaire bir şekilde hallediliyor. Sağlıklı olduktan sonra tabii. Hayatımın ben büyük bir bölümünde bir babayım, Ali'nin babası, Bergüzar'ın eşiyim, bir sürü kuzenim var, onların kuzeniyim, birinin dayısı, birinin kardeşi, birilerinin abisiyim. Dolayısıyla yaptığım iş benim hayatımdan çok vakit aldı. Öncelikle aileme teşekkür etmek istiyorum, herkese tek tek ki ben bu işleri yaparken, kendilerini göremezken sevgilerini hep yüreklerinde sakladılar ve ben de tekrar karşılaştıklarında hiçbir şekilde sitem etmeden bana kucak açıp beni hayatta tekrardan ait olduğum yere sıcak yuvama kabul ettiler. Çünkü gerçekten zor, çok uzun süre çalışıp insanın ailesinden uzak kalması ve o sırada çalışırken fark etmiyorsunuz ama zaman geçtikten sonra akan o süre içerisinde yaşanan pek çok şeyi kaybettiğinizi görüyorsunuz. O yüzden öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Ve tabii ki GQ'ya çok teşekkür ediyorum. Beni bu ödüle layık gördükleri için hayatımın hiçbir köşesinde bana böyle bir ödül verilebileceğini hayal edemezdim. Evet, oyuncu olmayı belli bir noktadan sonra hayal etmiştim. Şarkıcı olmayı çok istemiştim ama sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel konuşma için ve şimdi de Halit Ergenç'e ödülünü vermek üzere. Değerli izleyenler, Halit Ergenç'e ödülünü vermek üzere. Kimse gelmeyecek. Gelmeyecek, tamam, peki. O zaman ben... Yok yok, lütfen, lütfen. Beni yalnız bırakmayın. Size güzel bir sürprizimiz var. Oo. O yüzden sizi bekletiyoruz ödülünüzü vermek için. Merhaba. Ya. Meryem Uzerli'yi sahneye davet ediyoruz. Allah'ım ya. Ne işin başı? Öyle bir şey var. Merhaba. Ya evet. Senin ya ben nasıl koştum, birdenbire söylediler ya. Halit sahnede. Ha, birdenbire evet, her şey birdenbire. Ben ama hayatta her şey. Ama hayatta her şey birdenbire oluyor zaten. Senin ne işin arkadaşlar var ya, bilmiyorum, çağırdılar beni, geldim işte. Ay. Ya git, yenemişsen ne etmişsin. Evet. Yani uzaylı gibi hissediyorum böyle bu mikrofonla beraber. Arkadaşlar merhaba, inşallah güzel bir akşam yaşıyorsunuzdur.
Hay çok koştum. Şimdi uçakta bir şey düşündüm. Evet. Şimdi uçakta bir şey... Bir sandalye alabilir miyim? Meryem uzun konuşuyor. Ama haklısın. Çok kısa konuşacağım. Hiçbir zaman öyle olmadı. Hiçbir zaman. Arkadaşım benim. Şimdi ben... Oh, ver güzel. Wow. Çok güzelsin. Öyle. Şimdi... Yok be güzel, en güzel kadın biliyorsun herhalde. Çok iyi, çok iyi seçtin sen. Şimdi uçakta bir şey düşündüm. Bir adam neden bir ödül hak edebilir acaba? Aklıma bazı noktalar geldi. Kısaca. Bak işte haklısın. Sana bir şey anlatacağım. Ben bir dakika yani bunu bir söyleyeyim. Yok. Sizin vaktiniz var herhalde. Yemek var mı şu yanınızda? Yok. Sen başla. Tamam. Sen başla. Şimdi bir ödül hak eden bir adam bazı noktalar içinde olması lazım. Sen ağlama. Ya gözyaşı koydular ha? Yok. Yok, o iyi bir oyuncu, bana hep gözyaşı koydular. Şimdi... Şimdi alçak gönüllü, saygılı, samimi ve içten, yapmacık olmayan, spiritüel, Allah'a saygı duyan, başarılı, biraz başarılısın galiba değil mi? Yani. Başarısız. Çalışkan ve emektar, yaptığın işin hakkını fazlasıyla veren, örnek bir baba, eşini destekleyen bir koca. En güzel eşini buldun zaten. Neden seninle beraber anlamam yok. kişisel hayatındaki dürüstlüğü ve temizliği aile hayatında da sürdüren bir erkek. Yakışıklı, sportif, güzel bir adam. Egosu büyük olmayan biri. Etrafındaki insanları yargılamayan, dedikodu sevmeyen, gerçek bir arkadaş. GQ, Man of the Year, the best of the best of the best, the very best. Halit Ergenç! Meryem gerçekten sürpriz oldu. Sağ olsun be. Aniden her şey birdenbire, her şey birdenbire oldu. Yani bu güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. Umarım bunları hak ediyorumdur ve umarım hak ediyorsun. Bundan sonraki hayatımda da teşekkür ederim, sağ ol. Evet. Birazdan elbise patlayacak bu arada. Şiştim bayağı böyle. Ya ben de ya. Zaten bu nasıl bir şey? Anlamadım. Bugün çok yemek yedim. Bir patladı. Seninki yemekten ben nefes alamıyorum. Nasıl oturacağım orada anlamadım şimdi. Neyse şimdi. Umarım evet. Hayatımın bundan sonraki zamanında da herhangi bir şekilde, herhangi bir sebeple etrafımda sevdiklerimi hayal kırıklığına uğratmam. Sana çok teşekkür ediyorum bu güzel sözlerin için. Sizlere çok teşekkür ediyorum benim bu ödüle layık gördüğünüz için. Şimdi ben bu ödülü yavaş yukarı kaldırmak istiyorum. Geçen sene kaybettiğim anneme ve babama.